Fox TV genel yayın yönetmeni geçen çıkmış açıklama yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımız Rusya'dan alınan S400'lerle alakalı halka konuşma yapıyor ve bazı yayın kuruluşları o toplantıya çağrılmış. Sorular soruluyor, cevaplar soru şeklinde devam eden bu programa Fox TV çağrılmamış. Niye çağrılmamış? Bunun cevabını kendiniz aslında çok iyi biliyorsunuz da kendinizi mağdur duruma düşürmeye çalışıyorsunuz. Bunu bilmiyor muyuz sanki? Hiçbir zaman tarafsız olmadınız ki kendinize sadece tarafsız yalanından başka hep CHP'nin ve Ekrem İmamoğlu'nun tarafını tuttunuz. Elinize aldığınız FETÖ'den bazı birkaç belgeler, kayıtlar aklınız sıra Erdoğan'ı köşeye sıkıştıracaksınız güya. Gelmiş ya bir de açıklama yapıyor. Diyor ki Türkiye'de basın ve yayın özgürlüğü diyor. Kesinlikle yok diyor. Gazeteci olarak haklarımız kısıtlı diyor. Daha sonra neden diye bu sorulduğu zaman spiker tarafından. Ya efendim diyor. Türkiye'de diyor. Bazı kamunun devletin e, kamu reklamları bize verilmiyor diyor. Bu diyor Recep Tayyip Erdoğan'ın diyor. Basın yayın özgürlüğüne diyor yapmış olduğu bir darbedir. Böyle hitap ediyorlar. Darbedir. Ya sen Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyor musun ya? Ona spiker sormayın. Sen onu seviyor musun? Sen onu seviyor musun? Sonra diyecek ki ben sevmek zorunda değilim. Mesela o zaman o zaman diyecek. Sevmek zorundan Ben muhalifim diyecek. Gazeteci muhalif olması lazım. Çünkü yalan, oyun, hile, kelime onlarda çok. Ben muhalifim. Gazeteciler hep muhalif olmak zorunda diyecek muhalifsin de niye o zaman CHP muhalif değilsin? Ekrem İmamoğlu'na. Bunu geçelim. Şunu söyleyelim o zaman. Peki muhalifsin diyelim. Recep Tayyip Erdoğan seni sevmiyormuş. Biz sana soruyoruz sen onu seviyor musun? Sen de onu sevmiyorsun. Recep Tayyip Erdoğan sana ihale vermiyor diye yani reklam vermiyor diyor. Kamu spotlarında reklam vermiyor. Para kazanmıyor, kazandırmıyor diye ona diyorsun ki basın ve yayın özgürlüğünü hiçe sayıyor. Bize reklam vermiyor. Bize para kazandırmıyor diyorsun. Bizi dışlıyor. Diyorsun. Sen onu sevmiyorsun. Sen bir insansın sorduğum zaman. insan olarak ben onu sevmiyorum. Sevmek zorundan mıyım diyorsun. O da insan olarak sorduğumuz zaman o da aynısını diyecek. Ben de bir insanım. Ben de Fox'u sevmek zorunda değilim. Ne diyeceğim o zaman? Lafın hazır onu da söyleyeyim. Sen cumhurbaşkanısın. Mecbur sevmek zorundasın. Ne demek efendim mecbur sevmek zorunda? Niyeymiş o? E, o insan değil mi? Yok insan değil. O bütün 80 milyonun cumhurbaşkanı. Ama yeri gelince diyorsun benim cumhurbaşkanım değil diyorsun. Yüzünden açıkça söylemesin içinden diyorsun. Senin değil. Kabul etmiyorsun. Hadi onu da geç. Tamam. Onu da geç. Seni sevmek zorunda Erdoğan. Değil mi? Seni sevmek zorunda. O bir İnsan insan değil makine diyelim makine herkesi sevmek zorunda herkesi danışmak zorunda her zaman o zaman Ekrem İmamoğlu niye o zaman falan dökene gittiği zaman ıskalayamam ben çocuklarımı diyor. Orada kayak yaparken sordu mu 16 milyonluk İstanbul'a ben kayak yapıyorum diye. Oradan çıkarken İstanbul'dan çıkarken ben Erzurum'daki depremzedelere ziyarete gidiyorum dedi. Kılıçdaroğlu ne dedi? Yapılan yardımların Orada halka ulaşıp ulaşmadığını denetlemek için ben gönderiyorum görevlendirdim dedi. Bir gün orada yalandan gözüktü oradan tüydü falan dökene. Ya efendim Türkiye'de deprem oldu o kadar ölü var göçük altında kalmışlar insanlar evleri, barkları yok diye sorunca spiker. Ben diyor çocuklarımı ıskalayamam diyor. E sen o zaman sen nasıl ıskalıyorsun? Size geldiği zaman siz insansınız. Aileniz var, çocuklarınız var, özgür bir hayatınız ee, yaşam tarzınız var. İstanbullular bana uymak zorunda. Bana alışmak zorunda. Bu böyle diye bir de ifade de kullanıyorsun. Ama Recep Tayyip Erdoğan'a geldi mi herkesi sevmek zorunda. Herkesi hoşnut etmek zorunda. Mecbursun. O bir makina. İnsan değil. Onun ruhu olamaz. O zaman niye CHP ve e, İstanbul Belediyesi A, A Haber'e o zaman İstanbul'un reklamlarını verip onlara para kazandırmıyor o zaman? O zaman özgür basın yayın e, basın ve yayın özgürlüğüne o zaman darbe olmuyor mu o zaman? Peki onlar seçildiği zaman bütün bu kanalları kapatmayacaklar mı? Erdoğan'a diktatör diyorsunuz. Siz istiyorsunuz ki her mecrada biz küfür edelim. Yalan haber sunalım. iftira atalım. Bunlar hep ispatlandığı zaman da ya efendim olur böyle hatalar deyip geçiştirelim. Hiç kimse dava açmasın. Kimse ceza vermesin. Kimse araştırmasın. Böyle bir özgürlük istiyorsunuz. Nasıl bir özgürlük ya? O zaman dünyada o zaman bütün bu derin devletlerin falan hükümetin hiçbir şeye ihtiyacı yok ki. Ne? O zaman herkese bu derin hepsine verelim gazeteci kimliğini verelim birer mikrofon birer kamera yollayalım o zaman Suriye'ye Libya'ya orada savaşsınlar. Bunların özgürlüğü var ya sizin elinizden gelse bugün bütün o AK Partililerin hepsinin kafasına sıkacaksınız zaten. Çok fazla ileri gittiğiniz zaman aşırı ileri gittiğiniz zaman küfürler hakaretler soruşturma açılınca da ya bizim basın özgürlüğümüz ihlal ediliyor, darbe vuruluyor. Yerim senin öyle basın özgürlüğünü. Böyle ihanet mi olur ya? Sana geldiği zaman senden bir soru sorup araştırıldığı zaman sen zaten 2000 yıllarından önce değil hükümet yani 2000 yıllarından önce değil gazetecilik soru sormak yani bunu böyle iktidara karşı Eleştiriyi boş verin. Aklından içinden gizlice düşünemezdin bile ya. Düşünemezdin bile eleştiriyi. Değil yöneltmek soruyu. içinden geçiremezdin. Anında sorduğun zaman bu soruyu. Hemen bu gazeteci kim? Bunu araştırın. Bunu çıkıştan iş bitip çıkıştan sonra bunu bunun patronuna söyleyin. Bunun hemen işini kessin. Alakasını. Hemen işten atılsın. Atılmıyor mu? O gazeteyi en kısa zamanda mühürleyin. Gönderin vergi memurlarını. Ceza yani bahane ceza bulmak basit. Çok basit. Hemen verin işine son. Eskiden böyleydi ama. O yüzden mi Erbakan hocanın partisini dört kez kapattınız? O yüzden mi insanlar Kur'an-ı Kerim'i gizli gizli okuyordu? O, o yüzden mi imam hatipleri kapatıyordunuz? Özgürdünüz. O yüzden mi başörtülü insanlar hiçbir yere giremiyordu okullara? Böyle mi özgürdünüz? Özgür diyorsunuz. Karşındaki kişinin sadece görüşünü değil kılık kıyafetine bile karşıyorsun. Böyle mi özgürlük? Özgürlük şöyle bir şeydir. Özgürlük başka bir insanın hakkına, görüşüne, kıyafetine, yaşantısına karışmadan, zarar vermeden özgür olabilirsin. Başka bir insanın yaşam sınırlarına hani karıştığın zaman hattına, evine diyelim, bahçesine adım atıp girdikten sonra senin özgürlüğün biter. Onun hakkına tecavüz, ihlale girmeye başlar. O zaman özgürlük biter. O zaman suça karışırsın işte. Özgürlük kendi evinin, kendi sınırlarının içerisinde yapabildiğindir. Komşuna durmadan hakaret, küfür, ona salvalar, iftiralar atarak özgür olamazsın. O zaman suç işlersin işte. Siz özgürlükle suç işlemenin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Aslında Erdoğan sizi çok şımarttı. Önünüz arkanızı çok açtı. Siz fazla özgürsünüz. Bu yüzden fazla, fazla özgürlükten aldığınız güçten dolayı ihanet içindesiniz. Açtınız kendinizi. Bugün yalan söylüyorsunuz. 100 tane kendinize taraftar topluyorsunuz. Yarın yalanınız ispatlandığı zaman 20'sini kaybediyorsunuz. 80 tane çantanızda keklik oluyor. Sizin siyaset anlayışınız böyle işte. Çamur yalan siyaset.